Hepinizi Zafer Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin ne kadar ağır bir ekonomik krizden geçtiğini hepimiz her gün, her saat, her dakika yaşıyoruz. Mutfakta ağır bir kriz var. İnsanlar aç. Süpermarketlerde malların üstüne zincir vuruluyor, kilit vuruluyor. İnsanlar pazarlarda, pazar sonrasında yerde kalan gıdaları topluyorlar, meyveleri, sebzeleri topluyorlar. Onlarla karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Hal bu iken Suriyeli sığınmacıların sadece kayıtlı olanları için Türk milleti şu ana kadar 2020 sonuna kadar daha doğrusu 80 milyar dolar para harcadı. Ve harcamaya da devam ediyor. Türk askeri Suriye'de canını veriyor. Türk milleti misafirperverdir. Ama yeter artık. Herkes artık kendi vatanına dönmeli diyor. Ve bunlar olurken, ülke bu ekonomik krizin içinde kıvranırken Suriyelileri eğlendirmek için bir Arap sanatçıyı, İsveç asıllı, İsveç vatandaşı, Lübnan asıllı, Müslüman kardeşler örgütüyle içli dışlı Türkiye'ye getirip şölen düzenliyor. Bu kabul edilebilir değildir. Yedirdiniz, içirdiniz, baktınız. Şimdi sıra Türk askeri orada hayatını yitirirken onlara eğlendirmeye mi geldi? Biz Zafer Partisi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türk halkına karşı yapılan bu büyük haksızlığı her vesileyle büyük bir kararlılıkla protesto edeceğiz. Biz Suriyelilerin düşmanı değiliz. Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına gelen türden bir felaket vermesin. Ancak biz Türk milletinin kaynaklarının heba edilmesini de istemiyoruz.